Herkese selamlar. İsometi sıfırdan serimizin 102. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde görevlere başlıyoruz. Çarımızın eksi %58 oldu. Ben burada solo bir şekilde kasmaya devam ediyorum. Ayın 1'i bugün, saat 17.44. Daha VIP'miz gelmedi. Şimdi gidelim. Uğur kardeşimiz sağ olsun. Ricada bulundum. Thief Boss Kalya görevi var diye. Yardımcı olur musun dedim. Sağ olsun, yardımcı olurum dedi. Hemen şöyle yanına gidelim. Şöyle bir selamımızı verelim. Knight'ı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Tanıtımını yapmıştık. Kendisi hala canavar gibi bir çar. Kasmaya da devam ediyor. Yapılmaya da devam ediyor. İnşallah son halini tekrar çekeriz dedikten sonra artık Thief Boss Kalya'ya giriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bufflarımızı basalım. Ha bu arada elimizdekini görmediniz. Elimizdeki arkadaşlar 15 TL. Şöyle takayım. Magic artı 3 Spear. Bunu bizim Ferdi kardeşimiz Asil sağ olsun Silk Road Box açılımı yapmış. Silk Road Box açılımından düşürmüş. Kendi karakterini takacakmış normalde. Dedi ben de 101 olana kadar sen de kalsın. 101 olduktan sonra devam alırım ben devam ederim dedim. Ben de tamam dedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi elimizde 15 TL Magic Spear var. Artı şunu da söyleyelim arkadaşlar. Ayın 9'unda 9 Eylül'de Silk Road Box açma etkinliği yapacağız. Katılmak isteyen, gerek Winglet'e yardım etmek isteyen, gerekse kendisi için açtırmak isteyen arkadaşlarımız varsa bana Discord üzerinden ulaşabilirler. Şöyle yapıyoruz. Kendiniz için açtırmak isterseniz Silk'i gönderiyorsunuz arkadaşlar. Videoda işte diyoruz şu arkadaşımız için açıyoruz boxları diyoruz. Biraz sesleri kısayım müsaadenizle. Bir ufak kısıyorum. Atıyorum işte Ahmet arkadaşımız Silk gönderdi. Bu çekiliş Ahmet arkadaşımız için diyoruz. Ahmet arkadaşımız için çekiyoruz. Ne çıkarsa hepsi onun oluyor arkadaşlar. Winglet için de destekle bulunmak isterseniz Silk'i gönderirsiniz. Çıkarttığımız her şey Winglet'in üstünde kalır diyelim. Kendisi tabi bize KS atıyor. Bayağı vurabiliyor. 14 derece elindeki de. Gördüğünüz gibi bize ihtiyaç duymadan kesiyor. Şöyle tifler çıktı. Şunları keselim. Böyle bir nasıl diyelim. Bir açma etkinliği yapacağız arkadaşlar. İlgilenenler varsa bana Discord üzerinden ulaşabilirler. İnşallah bu videoyu da yetiştirebilirim tabii o videonun öncesine kadar. Zaten Discord'dan da sürekli yazıyorum arkadaşlar bu durumu. Hani ister kendi çarınız için ister Winglet için destekte bulunabilirsiniz diyelim. Lafı da daha fazla uzatmayalım. Şimdi Thief Boss Kalya günde 3 kere girilebiliyor arkadaşlar. Şimdi Kalya'nın yanındaki elitleri çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii ki biz kendimiz bir şey yapmayacağız. Uğur kardeşimiz tanklayacak bizim yerimize. Şöyle bir ufak kayalım. Yani şu elitler ve Thief Boss hakikaten fazla vuruyor arkadaşlar. Yani bir int karakterin kolay kolay dayanması hele cleric'siz mümkün değil. Biz iki tane çin karakter girdik böyle. Biz şimdi şöyle kendimizi safe'de tutalım. Derken hasar yiyoruz. Bir ufak şöyle geri çekelim kendimizi. En uzak vurabildiğimiz noktadan vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 50K7 gördüğünüz gibi. Şöyle bize ekleyelim bakalım. Muhtemelen divizyon bekletiyor. Bana vurma. Ama bana vurursan beni üzersin ya. Şöyle. Heh. Kaçak göçek vuracağız arkadaşlar. Thief Boss Kalya hakikaten hasarı çok yüksek olan bir boss. Unique. Şöyle ben kendi şunumu da koyayım arkadaşlar. En azından bir hasar şu karşılar. 100K falan attık az önce gördüğünüz gibi. Bu arada 15 devrinin hasarı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani 13 devre Legend artı 2'den cezalı olduğu halde çok daha yüksek bir hasarı var. Zerk'i koyduk şöyle. Silahı da göstereyim kenardan. Ama Thief Boss bana dönerse bizi bir tık üzer arkadaşlar. 30K yedik. Şöyle ben bir ufak kayıyorum.
Şöyle bir kayayım. Heh. Ya lanet. Lanet canavar, bize neden vuruyorsun? Şöyle yine buff'ımı açayım arkadaşlar. Ya da buff'ı sileyim. Birazdan elit atar ve elitlerin hepsi bir anda bana dönerse beni muhtemelen indirir. Şöyle ben buff'ımı sileyim. ESC bug'ımız da kenarda dursun. Atak iptal etmek için arkadaşlar vururken X'te basıp tık 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 sol tıklarsanız direkt atağı iptal edip kaçabiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Uğur da bu arada hakikaten iyi vuruyor yani topladığınız zaman. Bizim zerkimiz neden daha uzun sürdü arkadaşlar? Bizim çünkü burada potumuz duruyor. O yüzden daha uzun sürdü arkadaşlar bizim... Ben kaçayım biraz. Bizim zerkimiz. Hemen bitmemesinin sebebi oydu. SC'yi şöyle çekiyorum. Şimdilik dursun. Valla inşallah ölmeyiz. Ölürsek... yani... Ölürsek kabrime gelmesinler. Çünkü görev sayılmaz. Beyin... Bitiyor. Kankam diyelim şöyle. Bizi bir peynlesin. Tamam. Buff'ımızı aldık. OMG Spear bu arada gerçekten çok şık arkadaşlar. Hakikaten ben her zaman böyle sizin gibi ben de farklı YouTuber'ları tabii ki izliyorum. Takip ediyorum. Her zaman böyle işte yüksek degrede elinde artı 15 falan olan arkadaşları görüyordum. Yani tam şu modelini görmek bir türlü nasip olmamıştı. Ama gerçekten çok şık bir modeli var Spear'ın. Özellikle güzel kıyafetlerle, güzel dresslerle şey yapıldığı zaman, kombinlendiği zaman gerçekten muazzam bir görüntü hazzı veriyor arkadaşlar. T-Post bize döndü. Şöyle kaçalım. Bizde 130 olsak Spear'ın şu skilliyle direkt şey yapabiliyoruz. Divizyon atabiliyoruz. %90 tutma ihtimali var arkadaşlar. Hatta şöyle bir daha göstereyim. %90 ihtimalle tutuyor ve 30 saniye sürüyor. Yani bunu attığınız zaman bekleme süresi de kaç saniyeymiş mesela bu skillin? Şöyle bakıyorum. Allah işte bura kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Bunlar bizi üzer arkadaşlar. Uğur tabi STR Blade olunca yani Uğur'a dokunan bir şey yok. Şöyle ilk turu. İlk turu kazasız belasız çok şükür hallettik. Şöyle bir sorayım. Tüp varsa, tüp varsa bir zerk daha diye. Tüpümüzü dolduralım. Atıyorum. Bir ufak koordinasyon eksikliğimiz oldu. Üstüne gitti aslında ama Uğur görmedi herhalde. Zerki basmadı. Heh, şimdi gördü. Bir ufak kaçalım. Aslında divizyon bekletebilirdik ama divizyon tutana kadar arkadaşlar zaten canını bayağı bir götürdük. Biz bunu hallederiz ya. 192 198 bilmem ne. Of, divizyonu tuttu ama şöyle bir kaçalım şundan. Dön artık buraya. Hadi zerkin bitti. 310k attık arkadaşlar. Bir ignora geçse şöyle var ya çok tatlı olacak. Ah yine elitler. Şöyle.
Yani Char'ın level'ı da bir tık artık yükselmeye başladığı için artık 124-125 olacağı için hani yine az yiyoruz ama hepsi birden vurduğu zaman üzüyor arkadaşlar. Gerçekten üzüyor yani. Ama artık daha elit de atmayacak. 2 tur elit atıyordu. Artık bundan sonrası yavaş yavaş bunu keseceğiz. Şöyle siz de görün istedim bu görevi. Hatta diğer görevleri bitirmeden şu görevi teslim ederiz arkadaşlar. Öyle yapalım. Çünkü bundan gerçekten gelecek olan eksi ben de merak ediyorum. Diğer görevleri de göstereyim. Diğer görevlerimizde ne var? Şu çift general, buna gerek yok. Şu shackle görevi, tekrarlı görev arkadaşlar, çok güzel eksi veriyor. Bu görevle kasıyorum. Şu 118 ya da 116 level temple'ın görevi, bunu yapacağız inşallah. Bu da o aynı şey, bunu da yapacağız. Bu da benim tekrarlı görevim, bunu da yapacağız. Şimdi bir tane şu görevi yapmamız gerekiyor. 2 farklı yaratıktan. Bir tane şu görevim var 3 farklı yaratıktan. Bir tane şu görevim var tek farklı yaratıktan. Bir de şundan var. Bir tane de Thief Boskalia var. Başka da yok arkadaşlar. Bakalım bunları yapalım. Yani 4-5 tane görevimiz var. Ama muhtemelen çok güzel X verecek ve hızlı bir şekilde level atlatacak bizi diye düşünüyorum. Pain bitiyor diyelim. Kaç dakika olmuş? Şöyle bir 11 dakika kadar olmuş. Yani 15 dakika olmadan keseriz herhalde. İnşallah, maşallah, amin diyelim. VIP'miz de olsa hatamız da bir tık daha artmış olacaktı. Ama dediğim gibi ayın 1'i VIP'si yeni bitmişti. Saat 17.55 şu an, 5 dakika sonra muhtemelen bunu kestiğimiz zaman VIP'miz gelecek. Bu namussuz yine bize döndü. Biz şöyle bir ufak uzayalım. Yine mi erit ya? Kaç 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 kaç, işte 11k yediğim zaman üzüyor arkadaşlar elitlerden. Böyle şöyle Uğurcum bize bir yardım ederse bu iş tamam ya. Tamam sen gel, senle 1v1 atarım ben, gel gel sen. Bu arada gördüğünüz gibi 3 tur elit atıyormuş arkadaşlar, yanlış bilgi vermişiz. Kusurumuza bakmayın diyelim. Snow'umuz da geldi. Snow'umuzu da çektik. Yine bana döndü. Allah'ım ne olur çok vurup da beni öldürmesin ya. Gerçekten çok vuruyor bu hayvan. Bir de bunun kardeşi var arkadaşlar, yüksek level. O da X-Wall. En yüksek unique'lerden bir tanesi de o. Yani daha tabii onlara girmeye level'ımız yetmiyor. 125 olmak lazım. 125'ten sonra ama mutlaka bir gezeceğiz. Yani o yeni map'leri, yeni dungeon'ları vesaire her tarafa girmeye çalışacağız arkadaşlar. Kestik çok şükür. Bir şey düştü mü? Şöyle bakıyoruz. Soket düştü bir tane. Başka bir şey düştü mü? Şöyle bir sorayım Uğur'a. Görev saydı mı senin diyelim? Saymış mı bakayım? Saymadı. Bir tur daha diyeceğiz şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesme görevlerinde hani bir ona bir bana sayıyor. Maalesef bizim olmadı. Şimdi biz bir tur daha döneceğiz. Ondan sonra görevi verirken tekrar videoya gireriz. Evet arkadaşlar, videoya geldik. Thief Boskalia'yı kestikten sonra görevi verecektik ama ben vermedim. Ne yaptım? Gittim diğer görevleri de yaptım. Bu da son görevimiz artık. Ve gördüğünüz gibi bitirdik şimdi son görevi. Char'ın da eksi %64 kadar olmuş. Ben şöyle şurayı mümkünse bir kapatayım. Char'ın da eksi %64 olmuş. Şimdi
Bakalım. Şu zaten Chief General, şu Shackle görevi bizim yaptığımız. Şunları geçiyorum. Şu da tekrarlı görevimiz. Bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Bunu bitirdik. Ha ben bir de şey döndüm. Neydi? Bağdat Temple döndüm. Bağdat Temple'ın da bazı görevlerini bitirdik. Onlar zaten şey, sıfıra sıfır yazanlar, sürekli tekrar edilebilir olan görevler. Şimdi Winglet'in botunu durduralım. Sizinle beraber gidelim arkadaşlar. Şu görevleri bir verelim. Neredeydi? Şuradaydı. Hızlıdan gidiyorum. Dün akşam da burada görev yaparken burada botu atıyorum. Slotlar bozulmasın diye slotu değiştiriyorum. Otomatik görevleri de iptal ediyorum, bu Shackle görevini falan. Yanlış slota koymuşum PH botla ayarı. Yanlış yapmışım ki otomatik görev için farklı bir slot koymuşum. Bende 5-6 tane slot var. Farklı slota koymuşum. O slot da karralardan kalmış. İsim benzerliğinden karralarda gittik. Çağrı sabaha kadar karralarda kasmış arkadaşlar. O yüzden normalde şu an %70 falan olurdu eksimiz ama karralarda kastığımız için eksimiz biraz düştü arkadaşlar. Şimdi şu gelen mobları bir keseyim. Bunlar bize sıkıntı yaratmasın. Hiç sevmem böyle görev iade ederken, görev verirken mob şey yapmayın. Mobların vurmasını. Şimdi arkadaşlar eksimiz %64. Şu görevi verelim. %67 oldu. %3 buradan aldık. Çok iyi. Şu görevi verelim. %2'de neredeyse 1,5'ta buradan aldık. Yüzde kaç oldu? 4,5. 2'de buradan aldık. 6,5. Buradan bir şey aldık. Tamam, bunu götürürüz. 63 filandı galiba, öyle demiştik. Şunu da verelim. %2'de buradan aldık arkadaşlar. Neredeyse bir %10 eks kastık. Şimdi Go to the Baghdad and speak the minister diyor. Hemen gidelim, konuşalım Bağdat'a. Bağdat'ta zaten vereceğimiz farklı görevler de var. Mesela abi saniye. Pardon. Pardon, pardon. Bu görev neredeymiş? Secret Agent'ta. Ha, durun arkadaşlar, şu Secret Agent'ta verelim. Hazır buradayken. Ya görevleri alalı o kadar fazla zaman oldu ki, siz bunu bir videoda görüyorsunuz ama ben burada yani neredeyse 10 gündür yani işte görevi yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye gezdiğim için nereden aldığımı unutuyorum, takdir edersiniz ki. Şunlar ama şeyde, Bağdat'ta bunları veririz Bağdat'a. Şunlar konuşma görevleri, speak diyor, deliver. İki tane de teslim görevimiz var. Şunu götürelim, verelim bakalım şimdi. Ya bu yaratıklar da çok vuruyor. Sette arkadaşlar Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Yani yaratıklar iyi vuruyorlar. Sette sadece bu kaldı 12 derece olarak. Şu da 15 derece magic. Bunu sağ olsun Ferdi kardeşimiz, Asil kardeşimiz bize hediye etti. Kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu geçici süreli, bunu zaten biliyorsunuz. Ama bu sayede, bu şekilde bile çok yiyoruz. %72 eksi şimdi. Bunu da verdik. %75 oldu arkadaşlar. 63'tü, %12 eks kastık. Hemen şuradan quest kısmından bir bakalım. Şöyle geldik. Kirkfield'da zaten görevimiz kalmadı. Bağdat'ta görevimiz kalmadı. Bağdat Dungeon görevleri, tekrarlı görevler zaten. Tamam. Şimdi gidelim bakalım. Ama tabii ben şu an Mirror'a kayıtlı olduğum için arkadaşlar ben gideyim. Tekrar görevleri verirken videoya gireyim. Bu sefer gerçekten gireceğim. Eksi %75. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi koşa koşa geldik arkadaşlar Bağdat'a. Ben şu iki tane teslim görevini önden vermek istiyorum. Ondan sonra aşağıya doğru yürüyeceğiz. Orada tekrarlı görevler vardı. Onları vereceğiz. Bak dedim, bir tanesi burada. Hasan Taylandlı galiba arkadaşlar. Hasan abi mi diyelim, abla mı diyelim? Hasan ne yaptın kendine? Allah'ını seversen bu ne ya? Neyse arkadaşlar, tercih meselesi, herkesin tercihine saygı duyalım. %75'ten 76 yaptı. İyi. %1, %1'dir arkadaşlar. %1 için 2 saat botu atıyoruz yani. 2-2,5 saat botu atıyoruz. Bir tane de şu potçunun oralarda bir görevi vardı. Teslim. Aynen. Potçunun direkt ta kendisindeymiş. Şunu da verelim. 76-20'den 76-99'u çok vermedi. Önemli de değil açıkçası. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Şimdi şu üniversite vardı. Ha. İnşallah benim sesimi bastırmıyordur bu arada müzik sesleri. Şimdi şöyle üniversiteye doğru gidiyoruz. Bu üniversiteye neden gidiyoruz? Burada çünkü Bağdat Dungeon'a girdiğimiz yer var. Bağdat Dungeon'ı merak eden arkadaşlar varsa
kanalda videosu mevcut. Yani kaçıncı bölüm olduğunu unuttum. Bir oynatma listesine bakarsanız görürsünüz. Hemen şimdi hangi görevleri bitirdik? Şuradan bir bakalım. Arkadaşlar, Heavy Footman's görevini bitirmişiz. Heavy Foot, tamam. 77 diyelim. 0.23 vardı. Çok da bir şey vermedi açıkçası. Bir de hangi görevi bitirdik? High General görevini bitirdik. High General 77.22'den hemen şunu da verelim. Yani bunlar da çok vermedi açıkçası. Ama yine de alalım bu görevleri. Bunlar günlük görevler arkadaşlar. Her gün bir tane yapabiliyorsunuz bunu. FGV görevleri gibi düşünün. Zaten bu da ya FGV gibi bir şey. Yani alın. Girdiğiniz zaman yandan görevler ilerlesin diyelim. Şimdi bizim Mahmut neredeydi ya? Şu Mahmut'u bir bulalım. Tamam, burada. Mahmut için şöyle şuralardan bir yerden gidecektik ama sanki. 77.53 yaptık arkadaşlar. Yani baya X kastık. 63'lü 77 yaptık. İşte siz hesaplayın arkadaşlar. Güzel X kastık. Hesaplarsanız da yorumlara yazın kaç olduğunu. Ben çünkü ya unuttum, kafa gitti. Hemen şimdi şunu da bakalım. 77.53'ten 78.32. Güzel, Allah bereket versin. %80 falan verdi diyelim. Gördüğünüz gibi eksimiz 78 oldu. Ben şimdi bu çarı yine Mirror'a göndereceğim. Mirror'da devam edeceğim. Ondan önce şuradan tekrar bir kontrol edelim. Farklı görev açıldı mı, açılmadı mı? Şöyle geliyorum. Kingsfield'da yeni görev yok. Bağdat'ta yeni görev yok. Phantom Desert'te de yeni görev yok arkadaşlar. Bağdat Dungeon görevleri, tekrarlı görevler. Bunları yaptıkça zaten veririz. Verirken de mümkün olduğu kadar videoya girelim. Girerim yani. Adamlar o kadar uğraşmamışlar ki şeyi yaparlarken, şu görevleri yaparlarken aynı taşın sadece renklerini değiştirmişler. Bunların hepsi Bağdat Dungeon görevi arkadaşlar. Aklınızda bulunsun diyelim. 125 olurken ya da artık olduktan sonra mutlaka videoya girerim arkadaşlar. Şimdilik çarı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, sonunda 99.56 oldu eksimiz. Şöyle hemen şu görevleri verelim. Dua ediyorum ki bizi level atlatsın. 56'dan 76 yaptı. Tekrar geri aldım. İnşallah 0.20 vermez ve bizi inşallah süründürmez. Şöyle basalım. Ya 0.05 eksimiz eksik kaldı arkadaşlar. Görevleri verdim. Şöyle slot'a gideyim. Ondan sonra tekrar videoya gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, can sağ olsun 10 tane MS verdi. Şöyle bir MS'leri koyalım. 124 strong'lar çıktı. Şunları hemen seriden bir keselim. Bakayım ne vuracaklar. 3K falan vuruyorlar. İyi, çok da vurmuyorlar. Yine ölmeyelim. Ne olur olmaz. Bir snow asılalım ya. Bunları burada keseceğiz. 99-96'dan sizinle beraber level atlayacağız. Monster Scroll'ları aldık. 8'li parti kurduk burada. Arkadaşlar sağ olsun hemen 8'de 8 yaptılar partiyi. Bu şekilde hızlıdan inşallah level atlayacağız. Sağ olsun STRS'in intini de verdi. Vallahi adam gibi adam ya. Can'a buradan teşekkür ediyorum. Cycle'la dönüyor bize. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin diyelim. Benim bir tane strong'um vardı ama Can'a hangisi olduğunu kaçırdım. Bless de bastı. Adam, adam, adam. Şöyle Colt'la vuruyorum. Çünkü arkadaşlar vuruyorlar yani. Bless gittikten sonra vuruyorlar. Şöyle seriden keselim. İnşallah hızlı bir şekilde level atlarız. Yani videonun da çok da uzun olmasını istemiyorum açıkçası. Ama level atlama kısmını sizin de görmenizi istiyorum. Herkes heyecanla Discord'da. Şu an Discord'u size sayayım. 3, 6, 9, 12, 15... 18, 20, 24 kişiyiz arkadaşlar şu an Discord'da. Herkes şeyi bekliyor. Bu videodan sonra, yani 125 olduktan sonra açılım yapacağız. Silk Road Box açılımı yapacağız. Siz onu tabii ki bu videodan sonra değil, siz bunu pazar günü göreceksiniz bu şeyi. Box açılımını. Herkes heyecanla box açılımını bekliyor. Bakalım, inşallah şöyle seriden hemen bir 125 olabilirsek, bunları da kesmesi 1 saat sürüyor. Ama güzel X veriyor arkadaşlar. İki tanesinden 0.01 X aldık. Gayet başarılı bu arada. Şöyle hemen seriden kesebilirsek İnşallah bu işi de halledeceğiz. 99-97 oldu X'imiz. Can'a da desteği için buradan ayrıca teşekkür ediyorum.
izlediğinde Can sen de inşallah teşekkürlerimi duymuş olursun. 99-97'den bakalım şunu kestiğimizde 99-98 olacak inşallah diyelim. 99-97 vurduk şuna da. Olmadı. Colt el yakmasından Fire'a dönsek mi? Zaten şunlara vurduğu için aslında Fire basabiliriz ya artık. Bir 5K falan etki ediyor ama 5K 5K'dır arkadaşlar, az değil yani. Zerkimiz yok. Zerkimiz olsa aslında şunları hemen çatır çatır vuracağız ama. Böyle kesiyoruz işte. Şimdi Can için 35 tane açacağız. Esat için 10 tane açacağız. Kendimiz için de kaç tane açacaktık? Valla kaç tane açacağımızı unuttum. 23-26 tane olması lazım. 26 tane de kendimiz için açacağız. 3 tane sağ olsun. Pardon arkadaşlar, şöyle bir şeyim gitti. 3 tane sağ olsun bizim Valiki Caner kardeşimiz hediye etti. Bu da dedi bizden olsun. Desteğin küçüğü büyüğü olmaz. Ona da ayrıca çok çok özel teşekkür ediyorum. Ama tabii siz bu videoda aslında görmeyeceksiniz. Siz bu videoda sadece level atladığımız kısmı göreceksiniz. Bir sonraki videoda şeyi göreceksiniz ama olsun, ben bu videoda teşekkür edeyim. Bir sonraki videoda yine teşekkür ederim. Şöyle hemen seriden keselim. Valla bunları öldürmek de meseleymiş ya. Gerçekten. 99-98 oldu. Eksimiz. Seriden vurmaya devam ediyorum. Bir seri daha açacağız muhtemelen. Şöyle şuna da vuralım. Aynen, şöyle seriden bir tane daha açalım şuraya. Bunlar da yani düzgün vurmuyorlar arkadaşlar. Şimdi yok mu peki bunları bir tur ölmemiz? Yok yok, öyle bir şey yok arkadaşlar. Aklınızdan çıkarın onu. Şöyle kenardan tıkır tıkır keselim. Bu arada Can bu çiçekleri açmasaydı biz bunları kesemezdik, onu söyleyeyim size. Yani bakın şu an 1K 1K vuruyorlar ama Snow bittiği zaman 5K falan vuruyorlar. 8x5'ten 40K yapar arkadaşlar. Arada bir tanesi de crit atsa 45K. STR inti sildiğiniz zaman zaten 45K Can oluyor. Yani bunlar bizi öttürür arkadaşlar. 8'de 8 kesemezdik. Can'a da ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür etmekten arkadaşlar yani kimsenin erkekliğinden bir şey eksilmez, öyle diyelim. Siz de normal hayatınızda da lütfen bol bol teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. 99-98 oldu eksimiz. Şöyle vuruyoruz. Muhtemelen şunda 99-99 olacak. Kesmeye devam ediyorum. Yani en azından 125 olduğumuzu siz de görün istedim. Diğer level'ları çünkü siz de göremediniz. Çoğu videoda hani işte oluyoruz. Denk gelmiyor. Video görevleri otomatik veriyor. Level atlıyor. Öyle olduğu zaman siz de göremediniz. En azından bunu görmüş olursunuz diyelim arkadaşlar. 99-99 artık son bir ya da iki canavarda bu işi halledeceğiz inşallah diyelim. Bu arada yani şöyle Pandora MS açsak demek ki, yani 124-125 Pandora MS açsak gerçekten çok daha hızlı level kasacağız gibi duruyor. Yani 8'de 8 şöyle güzel bir 125'lik parti olsa, şu şekilde kassak gerçekten çok hızlı level atlarız arkadaşlar. Yani ortalama 2 canavardan, ya hadi 3 diyelim ama 2 canavardan veriyor. 0.01 X veriyor. Yani bunları hızlı kestiğinizi düşünün, bir de muazzam bir X kazancı olur diyelim. Şöyle bakayım hangisinin canı az. Şunun canı az. Aha da. Hadi. Hadi atlamadık mı? İgnore mignore de geçmiyor ya. Arada bir ignore mignore geçsin. Geçse. 99-99 oldu. X. Zerk de dolmadı ya. Vov 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 vov, ne oldu? Bir şeyler oluyor burada arkadaşlar. Şöyle bir şunu koyalım. Arada şimdi Colt el yakmasına geçiyoruz. 99-99. Hadi artık atla. Arada şundan koyalım. 5.6K yiyoruz. Hiç riske atmaya gerek yok arkadaşlar.
Hadi artık atla ya. Bu arada 2 canavardan falan vermiyormuş arkadaşlar. 3 ya da 4 canavardan 0.01 veriyor. Tık tık. Atladın artık be. Ve 125 olduk arkadaşlar. Hemen şöyle intimize veriyoruz. Şunlardan da hemen şöyle level'ımızı atlatalım. 125 yaptık. Şunu da 125 yapalım. Buradan atlanacak herhangi bir şey yok. Light'tan atlanacak herhangi bir şey yok. Colt'ta şu atlanıyor. Bir de şu açılıyormuş. Neymiş bu ya? Şunu şöyle bir atalım. Oo tamam. Bunu atladık. Başka. Weapon kısmına geldik. 125'te başka herhangi bir şey. Arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi açılmadı. Görev de açılmadı arkadaşlar 125'te. Fark ettiyseniz yan tarafa gelmedi. Hemen şöyle H'den quest kısmından bir bakalım. Açıldı mı açılmadı mı? Neredeydi? Geldik. Kirk olması lazımdı ama Kirk'i de göremiyorum. Ha. Kirkfield'da açılmadı arkadaşlar. Bağdat'ta da açılmadı. Phantom Desert'te de açılmadı arkadaşlar. Artık görev açılmadı. Sizin de gördüğünüz gibi. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Winglet'imizi sonunda 125 level yaptık. Can kardeşimizin de desteği ve yardımlarıyla. Ona da çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.